Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba hukukçu, sosyolog, doktor Zekai Savaşlar'la beraber bugün Aydın ve çevresinin düşman işgalinden kurtuluşuna kuş bakışı bakıyor olacağız. Zekai hoş geldin. Hoş bulduk. Abi 100 yıl önce. Tam evet 100 yıl önce neredeyse. Yani biraz daha fazlası var. Bu topraklarda neler yaşandı? Aydın ve çevresi kurtuluş günleri diye kastettiğimiz günlerin öncesinde ve kurtuluş günleri sırasında ve sonrasında neler gördü? Şimdi bu kurtuluş günleri törenleri ülkenin hemen hemen birçok vilayetinde yapılıyor. Evet. Erzurum, Trabzon, Antep, Maraş ve özellikle Ege bölgesinde. Ülkemiz o tarihte işte Osmanlı'nın son zamanlarında işgale uğradı. Sevr Anlaşması sebebiyle ülke işgal edildi. Milli mücadele başladı. Sonu zaferle bitti ve Cumhuriyet kuruldu. Bizim buradan toplumsal olaraktan çıkarmamız gereken ders, bu kurtuluşların bayramlarını yapalım, edelim. Ancak işgale gelinceye kadar, ülke işgal edip parçalanıncaya kadar neler yaşandı? Toplumsal yapıda neler oldu? Evet. İktidar nerede yanlış yaptı? Neler oldu? Bu süreç ne zaman başladı? Bunlar konusunda hafızalarda bir şeyler olur ise bugünlerin kıymetini daha iyi anlarız. Bugünlerin kıymetini daha iyi anlarız ki çünkü aynı durumlara tekrar düşülmesin. Evet, Mehmet Akif Ersoy diyor ya. Dediği gibi evet. Bu İstiklal Marşı'nın tekrar yazılmaması için evet. Bizim toplum olarak geçmiş ecdadımıza olan borcumuzu, gelecek nesillere olan taahhütümüzü yerine getirmek için aynı hatalara düşmeden evet. Tekrar yanlışların yapılmasına fırsat vermeden devletimizi, sürdürülebilir bir vatan, sürdürülebilir bir devlet, sürdürülebilir bir ülke bırakmamız gerekiyor. Vallahi ben Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır sözünün isabetine inanıyorum. Zira Atatürk'ün her söylediği şey çıkmıştır. Bu sözünün de çıkacağına inanıyorum. Evet. Şimdi gelelim 9 Eylül'de sonuçlanan Yunan'ın denize dökülme ve kurtuluş günleri meselesi. 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp. Orada başlayan yapılan. Biz bu meseleyi, bu konuyu aşağı yukarı hemen hemen herkes biliyor. Şehirlerin yakıldığını, insanların öldürüldüğünü, tedavüz edildiğini. Yani bugün Gazze'de yapılanların bir benzerlerini aşağı yukarı Ege bölgesinin yaşadığını hemen hemen yaşayanlardan ben dinleyen biri olarak evet. söylüyorum. Evet. Şimdi 1828-29 Rus Osmanlı Savaşı'ndan sonra bir Edirne Anlaşması yapılmış. Bu anlaşmada Yunanistan'a bağımsızlık verildi. Evet. Sırbistan'a da bir özellik gibi bir şey vermişler. Yani o anlaşma gereği. Yunanistan o tarihten itibaren devletleşmeye çalıştı. Ulus bir devlet haline gelmeye başladı. Ama bu aşağı yukarı bugün Teselya dediğimiz yani aşağı yukarı Selanik'in alt taraflarında olan bir küçük bir parçaydı. Daha sonra geçen süreç içerisinde topraklarını genişletme cihetine nail oldu maalesef. Evet. O da bizim aleyhimize olduğu için. Yunanistan bağımsızlığından sonra o tarihte dünyada global manada yeni gelişmeler olmuştu. Bunlardan en önemlisi İngiltere'nin yeni pazarlar ve ham madde kaynağı aramak için yaşadığı ve yaşattığı bir kolonizatör devlet sistemi başladı. Yani Hindistan'ın işgali, Mısır'la olan ilişkiler. Zira o tarihlerde elektriğin neticesinde, bulunması neticesinde dokuma tezgahları işlev kazanınca pamuk ihtiyacı hasıl oldu. Bunu Amerika'dan temin ediyordu. Amerika'da iç savaş çıkınca temin edemez oldu. Bu sefer yeni ham madde kaynakları ararken Mısır ve Hindistan ön plana çıktı. Evet. O nedenle buralarda bir kolonizatör yerleşim kurmaya başladı. Ve Hindistan'ı
Önce işte orada tesisler kurmak, demiryolu yapmak maksadıyla Hindistan'a girdi. Daha sonra da bunların güvenliğini sağlamak maksadıyla o işgal etti. Fakat Mısır'da bu benzerini yapamadı. O zamanki Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile anlaştı ve Mısır'ı etkisi altına aldı. Bir eyalet gibi idare etmeye başladı. Hatta Adana Ovası'nda da pamuk yetişir, sen buraları da zapt et, buraları da senin olsun, ben destekliyorum dedi. Mehmet Ali Paşa Mısır'dan, tabii o zaman Osmanlı'dan da kopmuştu. Adana'ya, Kütahya önlerine kadar sefer yaptı, oraları işgal etti. Daha sonra da geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Yani İngilizler Osmanlı'yı parçalamak için, ham madde ve kaynaklarına ulaşmak için etnik unsurları, Hristiyan unsurları kışkırtma yöntemiyle Osmanlı'nın parçalanması projesini hayata koydu. Evet. Bu anlaşma ve bu konu Sevr'e kadar devam edecekti. Evet. Sevr'de nitekim bunlar gündeme gelmişti ve evet, anlaşma imzalanmıştı. Bu arada petrolün de hayat bulması Birinci Cihan Harbi'ne sebep olan bir önemli bir etkendir. Irak meselesi başladı. Musul-Kerkük meselesi. İngiltere Hindistan'a işgal edince orada bir sorun yaşadı. Oradaki Müslümanlar İngilizlere karşı direnç gösterdi. Evet abi. Bu tarzı çok önemli. Fakat İngiltere anladı ki bu dirençleri gösterenleri kırmak için halifeyle anlaşmak lazım. Halifenin onayını almak lazım ki bu dirençleri kırsın. Bu arada Vahabi isyanlarının arkasında, Yemen isyanlarının arkasında, Musul-Kerkük olaylarının arkasında, Filistin'de hep İngiltere karşımıza çıktı. Ve nihayette Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı yenik çıktı. O tarihte İstanbul'a baktığımız zaman, İstanbul idaresinde gördüğümüz bir parlamento var ikinci meşrutiyetten sonra. Burada üç parti var. Hürriyet ve İhtilaf Partisi Genel Başkanı Damat Ferit. İttihat ve Terakki Partisi, evet, Genel Başkanı Enver Paşa. Hayır. Ha evet. Enver Paşa olur mu? Karıştırdım abi kafanı. He? Kafamı karıştırdım. Onun için sen benim ben konuşurken ondan sonra bir de Ahrar Partisi var. Evet. Yine üç parti var. İttihat Terakki iktidarda tabii malum Birinci Dünya Harbi'nden bağımlı olunca bütün ileri gelenleri ülkeyi terk etti. Yerine gelen İhtilaf ve Hürriyet Partisi Damat Ferit başkanlığında bir sadrazam olaraktan hükümet kurdu. Şimdi Talat Paşa'nın İttihat Terakki'si mağlup olup da gittikten sonra bu yenilginin faturası İttihat Terakki'ye çıktı. Nitekim bunlar yurt dışına kaçtılar. Anadolu teşkilatlarındakilerin birçoklarının tutuklama emri çıktı. Hatta bazıları hakkında da vuru emri verildi ve bunların birçok kısmı da dağlarda, bağlarda saklanmak mecburiyetinde kaldılar. Hatta evet, Talat Paşa da biliyorsunuz suikastla öldürüldü. Şehit edildi Berlin'de. Hürriyet ve İtilaf Partisi başkanı olan Damat Ferit sadrazam olunca İngiltere'nin işi kolaylaştı. Netice itibariyle Sevr'e imza attı. Evet. Sevr Anlaşması'nda İtalyanlar, Fransızlar ve İngilizler üçü Anadolu'yu paylaştılar. Ortada böyle küçük bir Tuz Gölü çevresinde bir bölgeyi, işte 8-10 vilayet diyebileceğim vilayeti Osmanlı'ya bırakıyorlar. Böylelikle hem Boğazları ele geçiriyorlar hem de halifeyi kontrol altında alıp bilhassa Hindistan ve diğer Müslüman ülkeler nüfuslarını kontrol altına almak istiyorlardı. Esas mesele buydu. Vahdettin'e de işte sen dünya Müslümanlarının halifesi lideri olaraktan bizim himayemizde bunlara hakim olacaksın. Bunlar senin artık himayende olacaklar.
Zaten buradaki ülkeler benim kontrolümde. Böylelikle senin tahtın ve saltanatın devam edecek, hilafetin devam edecek şeklinde ona bir kandırmacı mı diyelim, bir vaat mi diyelim, ne diyelim, böyle bir şey olduğu var. Bunlar hatıralarda okuduk, hepsini beyan edildi. İngilizlerle bu şekilde bir dostane bir anlaşma pozisyonuna girdi padişah. Nitekim zaten yurt dışından kaçarken İngilizlere sığındı ve İngilizlerle kaçtı, biliyorsunuz. Şimdi bu Sevr Anlaşması imzalandığı zaman Yunanistan'a da İngiltere işin içine sokmak için Ayvalık'tan Menderes Nehri'ne kadar olan kıyıdaki 3 vilayeti Yunanistan'a bırakıyor. Bir de Doğu Trakya'yı bırakıyordu. Yani anlaşma böyleydi. Bu durum 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir'e çıkmasıyla tecelli etti. İşte Ayvalık'ın işgali, Manisa, Balıkesir'in kısmı, İzmir ve Aydın ve Menderes Nehri. Menderes Nehri'nin altı anlaşma gereği İtalyan bölgesiydi. Evet. Şimdi bundan sonra halkın direncini kırmak için bir psikolojik harekat, daha doğrusu büyük yalanlar içeren bir propaganda evet. yaptılar. İngiliz aklıyla olan bir hadise. Bu propaganda şuydu. Anadolu'da isyanlar var. Kuvvacılar Mustafa Kemal padişahımız ve halifemize karşı isyan etti. Onu devirip hilafeti ve şeriatı kaldırıp onun yerine efendim cumhuriyet kuracak gibi bir propagandaya girişler. Bunu kim yaptı? Hürriyet ve İtiraf Partisi mensupları Anadolu'da yaptı. Çünkü şimdiki gibi iletişim araçları olmadığı için bu ağızdan ağza, kulaktan kulağa olan bir propagandaydı. Bunun elemanları da ve Hürriyet ve İtiraf Partisi elemanlarıydı. Evet. O nedenle başka işte buna karşı olanlar, İttihat Terakkiciler ve diğerlik unsurların karşı çıkmaması için şöyle bir propaganda uydurdular. Efendim, padişahımızı ve şeriatımızı korumak için Yunanlılar padişahımızın isteği üzerine 5 sene kalmak üzere Anadolu'da bu eşkıyalara ve efendim karşı çıkan isyancılara karşı sizi korumak için geldiler. Bu ya propaganda yaptılar ve halkımızın birçoğu da buna inandı, biliyor musun? Hatta bunu inananlar maalesef bizim Aydın'da Ticaret Odası, belediye başkanı falan ileri gelenler üç gözde Yunan albayını, adı da Tripolis miydi neydi, çiçekle karşıladılar. Çünkü onlara bir kurtarıcı, bir terör veyahut da o zamanki adıyla isyancılara karşı korumak için padişahımızın emriyle geldiği şeklindeki bir inanca. Bir de parti taassubu var. İşte parti taassubu inancı var. Bu şekilde işgali kolaylaştırdı. Nitekim bu propagandanın etkisiyle İzmir'in kuzey tarafında hiç silah atmadan ta Balıkesir'e kadar Ayvalık'tan Yunan askeri elini kolunu sallaya sallaya gitti. Hatta bir Manisa valisi vardır meşhur. Hüsniyadis hadisesi, yani ibretlik bir meseledir. Bunu da araştırıp okusunlar, çok önemli bir şey. Ancak işlerin ters gittiği bir başka bir şey oldu Yunanlar açısından. Aydın'a doğru ilerledikleri zaman bir mukavemet gördüler. O mukavemeti işte bildiğiniz gibi Albay Şefik, Allah hepsine Allah rahmet eylesin. Tabii Celal Bayar'ın da organize ettiği söyleniyor. Tabii o İttihat, şimdi Hürriyet İhtilaf Yunanlıları ve Sevr'i imzaladığı Galip için Hoca adıyla bölgede... onun karşısında olan o zamanki İttihat Terakki grupları buna şiddetli karşı çıkmıştı. Yani o kadronun bekasında kalanlar bunun yanlış olduğunu karşı çıktılar ve gerçekten de milli mücadeleyi örgütleyenlerin içinde onların çoğunluklu olduğunu biliyoruz. Hı. Şimdi bu meselede yerel halkı örgütlemek için zaten Sivas Kongresi, Amasya Tamimi, Erzurum Kongreleri yapılmış. Artık milli mücadele başlamıştı. Yerel kuvvetlerden istifade edebilmek için, daha doğrusu halkın bu Yunan işgalini karşı koyabilmesi için etkin bir çalışma lazımdı. Ancak halkın bir yarısının kafası karışık. Bunlar çünkü o tarihlerde, şunu da niye halkın kafası karışık, bir halkı suçlamayalım da onu bir ortaya koyalım müsaade edersen evet. Emin'ciğim. Bak şöyle. Şimdi Yunanistan 1828'de bağımsızlığını kazandıktan sonra
adalarda ve Batı Anadolu'daki Rumları kışkırtmaya başladı. Evet. Ve Yunanistan buralardan topladığı gençleri Midilli Adası'nda ve bazı başka adalarda ama özellikle efendim Midilli Adası'nda kamp kurup bunlara eğitim verdi. Silah eğitim, askeri eğitim. Bunlar tekrar şeye dönünce, Anadolu'ya dönünce bizim eşkıyalık yapmaya başladılar. Yerli halk bunları destekliyordu. Bugünkü PKK'nın durumu gibi. Evet. Aynı durum aşağı yukarı benziyor. PKK. Bu sefer Türk köylerine basıyorlar. Buralarda işte haraç alıyorlar, insanları öldürüyorlar, yıldırıyorlar hani oradan kaçıttırmak için. Ve Batı Anadolu'nun da Yunan nüfusuna girmesi, bağımsızlığa kazanılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Aşağı yukarı bu çok uzun seneler sürüyor. İşte bu Efe tabiri de bu Rumların kendi eşkıyalarına verdikleri isimdir. Efe, delikanlı, yiğit, abi, büyük manasındadır. Bu sefer Rum çeteler Gemazi alınca devlet zaten tefessüh etmiş. Yani jandarma, otorite kalmamış. Baş edemiyor o zamankiyle. Bu sefer de halk kendi kendisini korumak için o zaman işte belediye başkanıyla emniyet müdürü karışımı olan subaşılar vardır. Subaşıların emrinde çalışan işte bekçiler vardır. O bekçiler silahlı kişiler. Onlar da köyleri korumak için görev yapıyorlar ve bunlar da o örgütleniyorlar. İşte Zeybek'ten de çıkışı böyle olmuştur. Esası Zeybek kelimesi de su bekçilerinden türetilmiş evet. bir ifadedir. Bu artık Rum çeteleriyle efendim bizim Türk çete şeyleri Zeybeklerinin çatışmaları uzun zaman sürmüştür. Bu aşağı yukarı pek konuşulmaz, edilmez ama bu ben yaşayanlardan dinlediğim için biliyorum. Öyle. Şimdi bu aşamada Rumların halk bu eşkıya ve Rum çetelerinden bıktığı için ama bu arada tabii biz Zeybeklerden de işte bizim bugün Efe dediklerinden de Türklere de Müslümanlara da bir zarar veriyorlardı. Baskın yapıyorlar, soygun yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlardı. Artık halk bezmişti. Bunun üzerine işte padişahımızı ve devleti korumak için, şeriatı korumak, halifeliği korumak için bu eşkıyalara ve çetelere karşı Yunan ordusu padişahımızın emriyle sizi güvenliği korumak için geldi şeklinde propagandaya halk inandı. Hatta uçaklardan kağıt mesajlar attılar. Yunan ordusu halifenin ordusudur, karşı çıkmayınız diye. Yani o. Hatta Yunanlılar işgal ettikleri yerde İttihat Terakki sempatizanları veya evde eli silah tutan gençlerin olduğu evleri göstermek suretiyle Yunan askerlerinin buralarda baskın yapıp erkekleri alıp götürdükleri, yakaladıkları veyahut da işte soruşturma yaptıklarını biliyoruz. Buralarda zulüm yaptıklarını biliyoruz. Buralarda başta işte ilk başta Yörük Ali Efe, hepsine gene baştan rahmetle anıyoruz. Daha evet. sonra Demirci Mehmet Efe, Mestan Efe, yani ismini sayamayacağımız kadar büyük kahraman ecdadımızın başlattığı halk hareketi Yunanlıları burada çok oyaladı. Evet, nitekim, köşk cephesi. Yani bizim Aydın cephesi de toptan. Yani, köşk cephesi diye bir cephe var, o bayağı bir bayağı bir zorlanıyor. Şimdi hatta ilk baskın Isparta'dan gelen ekiplerle, denizden gelen ekiplere bugün eski adı uzak gireniz olan Pamukören'de yapılıyor. Evet. Yani bunlar baskınlarla bir denizli şey var. Hepsi ekibi var işte Demirel. Oraya girersek o program bitmez. Aydın cephesi hatta bütün olarak. Hatta şey hatırlıyor, bu Aydın cephesi de çok zayıflıyor. Zayıflama sebeplerinden biri de şey, o ara Konya'da bir isyan çıkıyor. Aydın'daki cephedeki savaşması gereken grubun bir kısmı, güçlü bir grup Konya'daki isyanı bastırmaya gidiyor. Şimdi yani Mustafa Kemal'in isteğiyle. Topbaş isyanı evet. meselesidir. O İngilizlerin kışkırtması olduğu biliniyor. Onu kuvvet kaydırmak suretiyle Demirci Mehmet Efe gidiyor oraya. Akşehir'den zannedersem dönüyor. O zaman isyan bastırılıyor, öyle bir şey. O değil konu. Şimdi burada esas önemli olan Yunan kaynakları biz niye
Minor Asya'nın, Küçük Asya'daki savaşı kaybettik diye yapılan raporlarda en önemli konu Aydın cephesindeki Zeybeklerin verdikleri baskın ve buralardaki üstünlüğü, burada Yunan kuvvetlerinin yetersiz kaldığı, Afyon'dan buraya kuvvet kaydırmak hatasını düştüklerini söylüyorlar. Afyon'dan Aydın cephesine kuvvet kaydırıldığı zaman büyük taarruz, o yarılmış, o zayıf cepheden girince bu panikle artık geri çekilme başlıyor. Dolayısıyla Aydın cephesinin buradaki zeybeklerimizin, yani Yörük Ali Demirci, Mestanlı Efe, hangi birini sayalım? Sökeli, yani aklıma geldiği kadar Bayraktar Efe, Sancaktar Efe, isimler o kadar çok ki Allah hepsine rahmet eylesin. Bunların buradaki, şimdiki tabirle söyleyeyim ben, gerilla komando savaşı diyelim, öyle diyelim, Yunanlıları perişan etti ve dolayısıyla kuvvet kaydırırken Afyon cephesi zayıflıyor ve oradan da büyük taarruz başlayınca panik başlıyor ve artık geri çekilme başlıyor Yunanlılarda. Dolayısıyla Aydın cephesinin özelliği bu bakımdan çok, İstiklal Harbi'miz açısından çok önemlidir. Bu Yunan kaynaklarının kendi raporlarındaki itiraflar, bizim evet, kuvvet kaydırma şeyimizin hatamız diye. Ancak tabii ki Yunanlılar çekilirken her tarafı yıktılar, yaktılar. Bir şey oldu. Bu önemli bir şey. Şimdi işte o şehirden Yunanlıların çekilmesi gününü bugün senelerdir Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor ilçelerimizde, işte şehirlerimizde, çoğu yerde. Şimdi benim tekrar bir fokus yapacak olursak bu konuyu, niye bu Yunanlılar halifenin ordusu diye bu ülkeye sokuldu? Soru bu olmalı. O zamanki yöneticiler, idareciler, bir yere asker girdim, oradan kolay kolay çıkmayacağını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar. Ancak burada önemli olan bir stratejik taktik oldu. Onu da Ankara'nın karargahının kurmay zekası olduğuna teyit edelim. O da şu. Şimdi Yunanlılara Ayvalık'la aşağı yukarı bizim Menderes Nehri'ne kadar olan kısım tahsis edilmişti. Ancak Yunanlar bununla yetinmeyip Sakarya'ya kadar, Uşak'a kadar, içerileri kadar ilerleyince Fransızlar ve İtalyanlar şu duruma geldiler. Ya dediler, İngiltere bize oyun oynadı. Bize Yunanlara 2-3 kıyı vilayeti verilecek dedi. Bunlar İç Anadolu'nun içine kadar gidiyorlar. Oradan Sakarya'dan, İzmit'ten İstanbul'a doğru gidecekler. Biz bu İngilizlerin oyununa geldik deyip geri çekilme hazırlığına başladılar. Evet. Nitekim İtalyanlar milli kurtuluş için, yani bizim bu cephede, Çin'e bölgesinde özellikle silah yardımı yapmışlardır. Bu açıktır. Daha sonra Fransızların bu meselesini Ankara görüşmeler yapıyor ve Ankara, Atatürk bunlara şu teklifi buluyor. Yani siz bu kadar silah getirdiniz, bunları geri götürecek değildir, bize satın bunları. Bak İngilizler size oyuna getirdi şeklindeki müzakerelerde Fransızlar ikna olunca, Fransızlar getirdikleri silahları Ankara'ya sattılar. Evet. Buhara'dan gelen altınların karşılığında o silahlar Fransızlardan alındı ve milli mücadelenin taçlanmasında o silahların etkisi olduğunu bilelim. Yani o çok önemli bir mesele. Ve Fransız ve İtalyanlar, biraz da burada mezhepsel bir durumu da kendi aralarında görmek lazım. Çünkü İtalyanlar ve Fransızların Katolik, İngilizlerin ve Yunanlıların Ortodoks olmaları, Protestan olmaları, onların arasındaki bu mezhep kırgınlığından ötürü onlar bir oyuna getirildiklerini düşündükleri için Fransız ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilme kararı bizim milli mücadelemizin de olumlu etkilemiştir. Dolayısıyla bu kararın, Sevr Anlaşması'ndaki bu kararın imzalamasında şöyle önemli bir meseleyi hatırlatmak isterim. Sevr Anlaşması'nı Damat Ferit imzalıyor, İstanbul'a geliyor. Bir anlaşmanın, uluslararası anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için meclisten geçmesi lazım. O zaman meclis dağılmış, İstanbul'daki meclis. Hemen Vahdettin bir saltanat şurası topluyor, 50 kişi. Bu Sevr Anlaşması 49 evet bir bağımsız, bir efendim tarafsız bir oyla yani kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Bazı aklı evveller, hani şu Pontus artıkların dediği gibi, Sevr bir anlaşma değildir. Çünkü onaylanmamıştır, taslak halindedir falan diye yalan söylüyorlar. Evet. Bu madem öyle taslak halindeydi, niye o anlaşmaya göre bu devletler geldi işgal etti, değil mi? Evet. Yani o kadar artık yalan söyleyip de Cumhuriyet aleyhine düşmanlıklarını bugüne kadar sürdürüyorlar ki, bunlar da zaten vazifeleri bu. Bunlar böyle devşirilmiş, Pontus artıkları. Evet. Bunların da tabii biliyorsunuz sözcüsü de Pontuslu Fesli Delikadir'dir. Ben ona o tabiatının gereğini, aldığı mizacının gereğini yapıyor. Ona bir şey demiyorum da, ona temennada bulunanlar, gidip elini öpüp de kitap hediye edenler, onun izinden gidenler, devletten maaş alan, başta işte yetkililer olmak üzere, onlara kınıyorum, onlara ayıplıyorum. Onlar da demek ki onun gibi düşünüyorlar. Değil mi? Pontus artıkları gibi. Netice de şu. Sevr Anlaşması'ndan sonra damat Ferit İstanbul'a geldiğinde nazırlardan, galiba Nazım Paşa, tam hatırlamıyorum. Ya bunu nasıl imzaladınız? Bunu nasıl kabul ettiniz? Sadrazam Hazretleri falan deyince damat Ferit şöyle bir cevap veriyor. Ya da ben diyor bir Arnavut'um diyor. Beni diyor ha İngiliz idare etmiş, ha Osmanlı idare etmiş. Ne fark eder diyor. Oo. Evet, işte bu zihniyet Sevr'i imzalamıştır ve memleketin işgaline kapı açmıştır. Kapı açmıştır. O, halbuki o zamanki karşılaştırmalarda nüfus olarak, askeri güç olarak, teknik olarak Yunanistan'ın o günkü Osmanlı'ya, hatta ilk Osmanlı'ya bile savaşması mümkün bile değil. Ama işte İngilizlerin. Çünkü neden? İngilizlerin bir de şöyle bir nepotizm ilişkisi var. Şimdiki kralın dedesi, İngiltere kralının dedesi, evet. O zaman Yunanistan velihatı, Yunanistan kralının velihatı. Evet. Yani dedesinin abisi kral. Yani böyle de bir bağlantı var o tarihte. Şimdi böyle o günün bu işgal sebeplerine gelince, kendi aralarında işgal devletlerinin kendi aralarına düşmeleri, kuşkulara düşmeleri, efendim bizim cumhuriyetimizin kurulmasındaki, savaşları kazanılmasındaki en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Yunanlılar 120 bin ile 150 bin civarında bir kayıp olduklarını söylüyorlar. Yani 100 binin üstünde bir kayıpları var, evet. Burada. Daha sonra da zaten Yunanistan bu mağlubiyetten sonra karıştı. Efendim iktidar değişti. Ama esas önemli olan bir konu, İtalyan ve Fransızların bizi İngilizler oyuna getirdi deyip el altından bir destek olduğunu da unutmayalım, silah bakımından sadece. Değil o, o çok önemli. Ama tabii İtalyanların o dönem buraya gelen İtalyan birliklerinin halkın sempatisini kazandığı bir durum da var. Yani Yunan mezalim yaparken İtalyan tabii, çok iyi davranmış. Aldığı bir yumurtanın parasını ödemiş, ne bileyim. Hiç, yani o konuda hatta işte söylediğimiz İtalyanlar için tehlikeli düşman diyorlar bu yüzden. Hani yani tabii İtalyanlar şimdi o zaman İtalyanların yani zulüm yapmaması, Yunanlıların bilakis zulüm yapması, sadece Aydın vilayetinde 40 bin kadın ve kız çocuğunu işkenceyle, tecavüz ederek öldürdükleri kendi raporlarında belirtiliyor. Değil mi? Toplu mezarlar var. Bugün Aydın'da hala açılmamış toplu mezarlar var. Eğer buradan çağrı yapalım, ilgililer o toplu mezarlar açmak istiyorlarsa biz yerini gösterebiliriz. Hiçbir sorun yok. Değil mi? Yani bu burada. Dolayısıyla Yunanlıların burada harp dışı, harp hukuku dışı yaptığı uygulamalar, sözde halkı korumak için gelen Yunan askerleri her türlü zulmü, işkenceyi, tecavüzü yaptıktan sonra efendim bu savaşı kazanmaları mümkün.
Mümkün evet. değildi. Dolayısıyla Yunanlıların yani Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızın sebebi Yunanlıların bu hadiselerle vatandaşa zulmetmeleri, tecavüz etmeleri halkı uyandırdı. Ve işte o yalanın meydana çıkması sebep oldu. Yoksa şeriatı, hilafeti eşkıyalardan, kemalistlerden, kuvvacılardan korumak için halifenin ordusu yalanına inanmış olanlar, Yunanlıların bu tecavüzünden sonra bunun böyle olmadığını inandılar. Nitekim daha sonra Yunanlılar bu işi baklayı dillerinden çıkardılar. İzmir'de ve Ayvalık'ta bir İonya Devleti kurdular. Adı İonya Devleti. Evet. Eğer milli mücadele kazanılmasaydı bugün burada bir İonya Devleti olacaktı evet, Ege bölgesi. Evet, kesinlikle. Şu da var abi, ben tabii okuduğum kaynaklarla ilgili o dönem Yunanlara hoş davranan yerel halk var. Onlarla işbirliği yapanlar var. Yunan denize dökülürken onların peşinden onlar da gidiyorlar. Biz burada yaşayamayız artık diyorlar. Sonra İzmir limanında Yunan askerleri gidiyor. Bunları götürmüyorlar. Orada limanda kalıyor. Geride dönemiyorlar. Yunanistan'a da geçemiyorlar falan. Öyle bir sefil durum da yaşanıyor. Yani... O şimdi şöyle düşün sen onu. Hani buradan Afganlar geldiler ya. Evet. Neden geldi onlar? Kaçtılar. Hayır, kaçmadı onlar. Orada düşmanla orada işbirliği yaptılar. Orada Amerika'yla işbirliği yaptılar. Şimdi de orada biz Amerika'yla işbirlikçisi olarak Afganistan'da yaşayamayız deyip burayı kaçıp geldiler. Senin söylediğin de odur. Nitekim Yunan'la işbirliği yapan birçok kimse Yunanistan'a kaçmıştır, gitmiştir. Evet. Yani bu işte isimleri çok, o kadar çok ki isimler, yani meşhur isimler de var bunların içinde. Bu işbirlikçiler gitmiştir. Bazıları pişman olmuştur. Kaçamayanlar halkın arasında gizlenmişlerdir ama halk bunları biliyor. Şimdi bunun ana sebebi ne biliyor musun? Ben yaşayanlardan dinlediğim kadarıyla bu İttihat Terakki ve Hürriyet İtilaf Partisi çekişmesinden kaynaklanıyor. Evet. Aslında iç siyasi çekişme dış... Çekişme Yunanistan işine yarıyor. Dış politikada ülkeyi ezdiriyor. Sıkıntı yani. O, abi bugün o mesela şunu çok görüyorum. Mesela iç politika, eyvallah, iç politikadaki yapacağımız, yani iç politikadaki bir husumet ya da iç politikadaki bir kin, öfke, nefret, yani karşı tarafa duyulan şey düşmana fırsat vermeyecek seviyede olması lazım. Yani kendi içimizde, muhalefeti kendi içimizde. Çünkü mesela son dönemde bir şey var. Türkiye'de çok net görüyorum onu. Diyor ki ifade aynen şu diyor. Erdoğan diyor gelir geçer. Özal gibi, Erdal İnönü gibi, İsmet İnönü gibi, işte Demirel gibi, Ecevit gibi, Erbakan gibi Erdoğan gelir geçer diyor. Ama diyor Amerika geldi mi, İngiltere geldi mi geçmez diyor, gitmez diyor. Yemen gibi, işte Irak gibi, Suriye yani şimdi, gibi. Şimdi işte Yunan gelseydi gitmeyecekti yani. Şimdi ya kendi adam, hayır bir dakika. Adam devlet kurdu ya, bayrak yaptı. İonya evet. Devleti kurdu. Evet. Ama halkı nasıl kandırdılar? Evet. Halkı dediler ki bu halifemizi korumak, sizi eşkıyalardan korumak için geldi. Peki Amerika Suriye Irak'a ne diye girdi? Sizi IŞİD'den koruyacağız. Demokrasi şunlardan getireceğiz. Ya, evet, IŞİD'den koruyacağız. IŞİD'i kendileri kurdurmadılar mı? Evet. Öyle söylemedi mi? Evet. Öyle söyledi. Yani Amerikalılar kendileri söylüyor bunu, kendileri kurduldu diye. Şimdi önce eşkıyayı, anarşisti, teröristi besliyorlar. Sonra gelip biz sizi koruyalım diye ülkeyi işgal ediyorlar. Evet. Bakın bugün Irak'taki uygulanmış olan strateji, taktik o tarihte Ege bölgesinde ve Türkiye'de uygulanmıştır. Evet. Nitekim Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a müfettiş olarak çıkmasının sebebi nedir? Oradaki yerel kargaşalığı teftiş etmek maksadıyla gönderildi. Yani Genelkurmay'ın bir harek şeyidir o, planıdır o. Demek ki her yerde bir anarşi var, anomi var. Dolayısıyla öyle oldu. Ve bunlar da burada güya 5 sene sonra çekip gidecek mi Sevr Anlaşması'na göre. Bu vatandaşı uyutma numarası bunlar. Evet. Uyutma. O vatandaş direnç göstermesin diye. Nitekim Yunanlar geldiler, efendim kalktılar 2 sene sonra İonya Devleti'ni kurdular. Yani bugün... Orada bir dakika, evet. Bir dakika bak şimdi. İonya Devleti kuruldu mu? Kuruldu. 2 sene önce Seferihisar'da belediye başkanı ne toplantısı yaptı? İonya şehirleri kültürel toplantısı diye toplantı yaptı. Bunlar hiç mi ders almıyorlar ya? Hiç mi tarih bilmiyorlar? Ne demek İonya devlet şehirleri kültür festivali? Seferihisar'da yapıldı bu.
Ve bunu yayınladık biz. Şimdi düşünebiliyor musun biz nerede yaşıyoruz ya 100 sene sonra neredeyiz? Şimdi onu partisi, mensupları, destek olanlar. Madem bu kadar iyi oynayı çok aşıksınız. Bak belediyenin otobüsleri her gün sefer yapıyor. Binin gidin gelmeyin buraya. Buraya gelmeyin. Yunanistan'ın burada jenositi var. Tecavüzleri var. Türk devletinden, Türk milletinden özür dilemesi lazım. Hala toplu mezarları var. İnanmayan varsa açılmamış yerler var. Gelir gösteririz. Sez böyleyken burada İyonya Devleti kuruluyor. Kağıt üstünde. Ve bu belediyesi seneler, 100 sene sonra bu kültürü yaşatmak için İyonya şehirleri, belediyeleri, festivali düzenliyor Seferihisar'da. Savcılar ne yapıyor ben merak ediyorum ya. Abi tecavüzün ötesi var ya. Yani savcılar ne yapıyor? Ne demek İyonya devlet şehirleri? Eğer sen antik şehirleri kastediyorsan orası burası değil o. Sen o numarayı bilenler yutmaz. Abi. Yani bu Yunan hayranlığı, Pontus hayranlığına karşı. Abi Yunan askerleri o dönem burada ne yaptığı anlatan çok güzel bir şey var. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Atça'da yaşanıyor. Tecavüz ettikleri kadınların meme uçlarını kesip tesbih yapıyorlar abi. Bakın. Emineciğim. Bu kadar acı. Yani düşman. O zulümleri anlatmaya kalksak var ya. Evet. Bizim Karatepe, yüreğimiz katlanmaz. Karatepe şehitliği. Milleti dolduruyorlar. Köşk. Onları bırak. Şimdi buradan milli eğitime ve eğitimle söylüyorum. Çocukları gezi diye Efes'e götürüyorsunuz, Didib'e götürüyorsunuz, millete götürüyorsunuz. Eski Yunan antik şehri hayranlığına bir sempatize uyarılacak bir yazılım yapıyorsunuz. Onun yerine kalkıp da camileri doldurup kurşunladıkları yerlere götürün. Şehit yaptıkları yerleri düşünün. Dediğin gibi efendim zehirledikleri, kör ettikleri insanların toplu halde öldürdükleri yerlere götürün ki bakın bu topraklar neyin karşılığına, bu bağımsızlık, bu bayrak neyin karşılığına kazanılmıştır diye gençlerimiz, çocuklarımız bilsinler. Ama tabii bilmezlerse sonunda kakarlar İyonya şehirlerini ihya etmek için, onu kutsamak için festivaller düzenlerler. Ben bunlar hazmedilecek bir şey değil ya. Evet. Kalkıp da kurtuluş günlerinde iki tane şiir okumakla bu işler olmaz. O acı günlerinin, o ızdırap günlerinin hamasi nutuklar, bilmesi lazım. Değil mi? Hamasi evet, nutuklar olmaz. Bilmesi lazım. Hatırlatmak lazım. Evet. Yani Hasan Tahsin gibi birisi çıkıp da canını feda edip de bir işaret fişeği yakıyor. Bunun manasını anlaması lazım. 19 yaşındaki Yörük Aleyef'e niye silah alıp da çıkıyor? Oysa bugün Hasan Tahsin ismi İzmir'de unutturulmaya evet, çalışılıyor abi. Evet. Yani şimdi bütün kültür adamlarına, yöneticilere, yerel yöneticilere, bilhassa milli eğitimlere bunları bu bölgelerde düşmanın neler yaptığını bilmek lazım. Şimdi burada bir önemli bir şey. Yunanistan'dan dost olalım. Şimdi geçmişi unutalım diyoruz. Tamam, dost olalım. Bu Yunanlılarla uzattığımız eli ne zaman ısırmadılar ya? İşte adaları işgal ettiler, kayalıkları işgal ettiler. Kardak meselesi var, Kıbrıs meselesi var. Her türlü işte Mavi Vatan meselesinde Türkiye'nin karşısında. Barış yapalım ama barış yapmak için ne yapmak lazım biliyor musun Emineciğim? Evet. Düşmanı sindirecek kadar kuvvetli olacaksın ki barış ancak öyle olur. Tavizsiz barış. Düşmanı sindirecek kadar kuvvetli olmaktır. Evet. Niye Amerika herkes Amerika ile barış yapıyor? Sinmiş vaziyette de onun için. Türkiye Cumhuriyeti de kendi düşmanlarını bilhassa bu yanındaki taşoran düşmanları emperyallerin taşoran düşmanlarını sindirecek kadar kuvvetli olacak ki barış öyle olsun. Yoksa bu şartlarda arkasında Avrupa'nın, Amerika'nın olduğu bir Yunanistan'dan ne sulh olur ne barış olur. Onlar ancak hizmet etsin. Bu söylediği bir sadece politik meseledir. Halklar arasındaki meseleyi bu işe dahil etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten de Yunan halkıyla buradan oraya göçenler var. Yani gerçekten var. Zaten bu olaydan önce yok. Gayet iyi geçiyorlar. Ama Yunan yani siyaseti arkasından buradan gittiği için arkasından ağlayan komşular var insanlar. İnsani şeyleri bırak. Evet. Bugün için konuşuyorum ben. Bugün Yunan hükümeti, Yunan devleti Türk düşmanlığı üzerine ayakta duruyor. Tıpkı Ermenistan'ın da aynı benzer şekilde. En büyük motivasyonu bu diyorsun. Evet.
Bunlar üç tane bir efendim Megalo ideacı bir araya gelsinler, başlarlarmış Türk düşmanlığı üzerine efendim şey yapma, konuşma. Yani onların yatıp kalkıp burayla ilişkileri var. Şimdi bu tabii çok uzun farklı bir konuya gündeme gelecek. Özetle söylüyorum. Yunanistan'ın buradaki zulmü kendi cesaret ettiği değil, zamanın muktedir gücü olan İngiltere'nin taşeronu olarak buraya çıktı. Burada bir devlet kurmak gayesiyle çıktı. Ancak onun işbirlikçisi Damat Ferit ve taraftarları Hürriyet ve İtilaf Partisi, bunlar Milli Mücadele Kuvva Hareketleri'ni bastırmak için halifenin ordusu, padişahın ordusu diye halka kandırıldı, sunuldu. Bu konuda uçaklardan broşürler atıldı, halk mukavemet göstermesin diye. Ancak Yunanlılar Sevr Anlaşması'nın sınırları dışına çıkıp da Sakarya ve İzmit'e doğru hareketlendiği zaman bu sefer iş değişti, renk değişti ve bizim efendim kuvvetlerimiz, milli güçlerimiz harekete geçti ve 9 Eylül'e kadar gelen süreç başladı. O nedenle Yunanistan'ın buradaki emelleri zayi oldu. Şimdi Yunan keşke galip geldi diyenler, onlara sempati duyanlar, emperyallerin bugünkü küresel İonya şehirleri, kültür merkezleri, bilmem festivalleri düzenleyenlere buradan geçmiş atalarımızın, şehitlerimizin, ecdadımızın ve 40 bin kadın ve çocuğun tecavüze öldürülenlerin adına söylüyorum. Allah sizi kahretsin. Evet. Bunun üstüne de bir şey söylenmez abi. Ben çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu sosyolog Doktor Zekai Savaşlar Kurtuluş Savaşı öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin kuş bakışı yorumlar ve değerlendirmeler yaptı. Hoşça kalın.